Evet, değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Salim, hoş geldin. Arkadaşlar, bugün grup toplantımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız çok tafsilatlı, çok özel mesajlar içeren konuşma yaptı. Ve konuşması her zamankinden çok daha uzun sürdü. Muhteva itibariyle de çok çok doyurucuydu, çok çok ders verici, efendim öğretici kabilden ifadelerle doluydu. Öteden beri şunu söylüyoruz arkadaşlar biz. Pozitif gündem oluşturabilmek. Bizim halk irfanında çok özel bir aforizma vardı. 40 gün neyi söylerseniz onu mutlaka oluşturursunuz diye. Öyleyse güzel şeyler konuşalım arkadaşlar. Bakın muhalefet sabahtan akşama, akşamdan sabaha öldük, bittik, yok olduk teraneleriyle uğraşıyor. Ne zamandan beri? 2002'den bu yana. Biz iktidar olduğumuzdan bugüne kadar. Her gün aynı şeyleri söylüyorlar. Az önce Salih Bey de oradaydı. Beraber Plan Bütçe Komisyonu'nda bir kanun görüşmesi yapıyoruz. Muhalefete ait milletvekillerinin tamamı yine aynı bir teviye o ezberlerini dile getirdiler. Oysa hakikatler onların söylediklerinin tam tersi cereyan ediyor. Bakın sadece bir kavramın altını özellikle çizeceğim arkadaşlar. Esnafa dönük özellikle pandemi döneminde çok olumsuzluklar yaşıyorlar, yok oldular, bittiler şeklinde not düşüyorlar ya. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Bey'in belgeyle sunduğu bir aktarım vardı. Çok saygıdeğerdi, çok özeldi. Onu özellikle paylaşmak istiyorum. Ne deniyor? CHP Genel Başkanı, bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da buna değindi. CHP Genel Başkanı diyor ki 80 bin esnaf terkin etmiş, işini terk etmiş. Eyvallah, doğru. Bu rakam doğru. Ancak arkadaşlar bunun bir de tescili var. Yani işe başlayanları var. Bakın elimizde 2008'den 2020'ye kadar tesciller ve terkinler var. Kim tarafından bu verilmiş? Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından verilmiş. Yani hükümete bağlı bir birim tarafından değil. Çok net söylüyorum. Rekor kırmışız, rekor. Ne zaman? 2020 yılında. 365.533 tane esnaf işe başlamış. İşe başlama bildiriminde bulunmuş. Ve yıllara sari bakıyorsunuz. En az işi terk edenler, yani terkinde bulunanlar yine 2020 yılında olmuş. Arkadaşlar, 117 binler, 90 binler, 131 binler var ve bu sene 80 bin civarında bir terkin var. Yani 2020'de işini terk eden esnaf sayısı diğer yıllara göre çok daha düşük. Ama muhalefet hamule yoksa, birikim yoksa, bilgi yoksa, proje yoksa, plan yoksa neyi söyleyecek? Bu negatif kavramı alıp onunla konuşacak. Yaptıkları bu. Yani onun için de halk nezdinde bir itibarları yok, bir karşılıkları yok. Bakın, gelin yukarıda kanun görüşmeleri yapılıyor. Komisyonlarda, sadece Plan Bütçe Komisyonu'nda değil, hangi komisyona gitseniz muhalefet sözcüleri hep bir ezber ifade ediyorlar. Saray, yandaş müteahhit, efendim yandaşlara aktarılanlar. Nerede bu aktarılanlar arkadaşlar? Daha önce ben söyledim. 5 müteahhitten bahsediliyor. Mütemadiyen yandaş müteahhitler diye. Biz yap işlet devret efendim kanalıyla, yöntemiyle yaklaşık 50 küsür milyarlık bir yatırım yapmışız. Hayata geçirmişiz. Bunun karşılığında gelir ne olmuş? 70 milyar. Arada 20 milyar kar orta yere çıkmış. Kim kar ediyor? Devlet kar ediyor. Millet kar ediyor. Milletin hanesine yazılıyor bütün bunlar. Neyi söylüyor? 50 küsür milyarı söylüyor. Yani oraya ödenen parayı söylüyor ama devletin aldığı parayı bu tarafa aktarılanı söylemiyor. Aktif pasif diye bunlarda bir kavram yok. Sadece negatif olanı kayda geçiyorlar. Öyle olduğu için de millet hafızasında, millet irfanında bunlara yer ayrılmıyor arkadaşlar. Bakın sizinle bir şeyi paylaşacağım. Bu
Okuduğum zaman yüreğimde bir büyük inşirah, bir büyük ferahlık oluşturan haberdir. Fukuyama, meşhur Amerikalı fütürist, bir paylaşımda bulunuyor. Diyor ki, bundan sonra diyor, efendim ABD, Çin ve Rusya'dan daha fazla kendini büyük bir bölgesel güç haline getiren Türkiye gerçeği var diyor. Ve özellikle SİHA'lara vurgu yapıyor. Bu sahada aldığımız mesafenin eşinin emsalinin olmadığını söylüyor. Bölgesel güç haline geldiğimizi söylüyor. Amerikalı çok ciddi bir otorite bunu söylüyor. Bizimkiler öldük bittik yok olduk derken dünyada esaslı bir pozisyon almışız. Bir konum almışız. Bununla iftihar etmemiz lazım. Efendim hep altını çiziyoruz, hep söylüyoruz. Elbette ki yaşadığımız bir hayat var ve noksanlar kendiliğinden elbet çıkıyor. Çünkü gelişmeler öyle bir noktaya götürüyor ki teknolojik gelişmeler, dünyadaki farklı işte iktisadi gelişmeler haliyle noksan da çıkarıyor ortaya. Bunu söyleyin kardeşim. Bundan kimsenin yüksündüğü yok. Paylaşalım. Elbette ki istifade edelim sizin efendim tespitlerinizden. Ama bunu asla söylemiyorlar. Çünkü projeleri yok. Yarına dair bunların bir programı yok. Hiç olmamış. Ekiplerini tanıyoruz, görüyoruz. 6 yıldır Plan Bütçe Komisyonu üyesiyim. Elbette ki nitelikli, elbette ki düzgün, kaliteli, vatansever insanlar var. Ben onların hakkını elbet teslim ederim. Ama AK Parti gibi birikim sahibi bir kadroları yok bunların. Yok, geriye dönüp baktığınızda 20 yıldır çok ciddi insan biriktirmişiz. Nitelik ifade eden, efendim kaliteyi ifade eden kadrolar oluşturmuşuz. Bunlarla biz iftihar ediyoruz. Milletimiz iftihar ediyor. Nereye gitsek arkadaşlar buna dönük insanlarımızdan çok müsbet aksünamel yansıma alıyoruz. Şimdi esnafa gidiyorlar. Ben biliyorum mesela ben Erzurum milletvekiliyim. Muhalefet milletvekillerinden bazıları genel başkan yardımcıları başta olmak üzere esnafı geziyorlar. Ve orada aldıkları tepkileri ben biliyorum. Şu gün şurada kayda geçtiğim pozitif düşünün diye telkinde bulunduğum hali esnafımız söylüyor onlara. Ve sıkılmadan, utanmadan gelip burada tabloyu tersine çeviriyorlar. Arkadaşlar bakın özellikle altını çizerek şunu söylüyorum. Videoları takip edin. Muhalefet liderlerinin vatandaşla mülaki olduğu zaman vatandaşın onlara verdiği tepkilere bakın. Eğer vatandaş iktidara dönük bir serzenişte bulunuyorsa bakın ki orada liderin pozisyonu nedir, tavrı nedir? Tavrı şu, sükût ediyor ki o daha çok konuşsun, onu efendim medyada paylaşayım, kullanayım diyor. Yani araya girip de bir sual sormayayım diyor. Aman aman kesintiye uğramasın, bu malzemeyi alıp kullanalım diyor. Ama bir başkası muhalefete dönük serzenişte bulunuyorsa hemen etraftan onu susturmaya dönük çalışmalar, gayretler oluyor. Hatta hakaretler, tarizler, tacizler oluyor. Tarzları bu. Oysa biz ne yapıyoruz? Milletimizden besleniyoruz. Gittiğimiz her yerde varsa bir serzeniş olacak elbette ki. Onları da çok saygıyla karşılıyoruz. Onlara dönük de bildiğimiz doğruları izah etmeye çalışıyoruz. Bu tarz olduğu için arkadaşlar, tarzımız böyle olduğu için Allah'ın izniyle, Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle siyasetimiz özel doğru bir rotada yürüyor. Bundan sonra da bu hal üzere gidecektir.